Aa, soğumuş bu. Hemen ısıtmak lazım. Boş ver. Çabuk çabuk yiyin, kalkın da yukarının tatlı servisi başlasın. Bak kusura bakma Şahesta Hanım. Ben yemeklerimi paldır küldür yedirmem. Seninkini de ısıtayım, ver. Gerek yok, sağ ol. Ya ben söyleyeceğim. Ya düşürecektin beni. Beşir, Ankara'ya gidiyoruz. Arabayla mı? Evet. Evet. Babam da geliyor. Bihter Hanım gelemiyor ama. Bilin bakalım niye? Firdevs Hanım hastaneden çıkınca burada kalacakmış. Ay başımıza gelenler. Şimdi iştahım kaçtı işte. Giriş katındaki odayı hazırlayacakmış Bihter Hanım. Ha, ev hazırlayacaksa mesele yok. Kalk Beşir, Beylül Bey geldi. Gördüm. Bülent çıkma dışarı, üşürsün. Bence evi tamamen unutmak en iyisi. Çünkü üzerine düştükçe Hilmi Bey daha inatçı olacak. Bugün Peyker'le konuştuk zaten. Annemin de orada oturmak isteyeceğini zannetmiyorum. Güzel. Yarın Firdevs Hanım'ın avukatını çağıracağım eve. Etraflıca durumu konuşmak lazım. Kalan borcu meblağını öğrenelim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Bir aşağı bakayım, tatlılar geç kaldı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler. Özel konulara girince kendini rahatsız hissetti. Ne zarif kadın. Öyledir. Adnan, annemin borcunu üstlenmeni istemiyorum. Bu borç şu anda hepimizin borcu Bihter. Ailemizin borcu. Oo. Bonsoir matmazel. Hoş geldiniz. Nereye? Odamdayım biraz. Yemek ağır geldi biraz anlaşılan. İyi geceler. Firdevs Hanım bize geldiğinde de bu konu unutulsun lütfen. Borçları ödememe izin ver. Geç kaldım, özür dilerim. Hoş geldin Behlül. Bence tam zamanında geldin. Yemeğin özeti duydukların. Hepimiz toplandık, Adnan Bey'e annemin borçlarını ödetmeye çalışıyorduk. Bihter, lütfen. Sen Bihter Ziyagilsin. Annenin borçlarını ben değil, sen ödeyeceksin. Otursana bir. Yemeğin sonu, kaynanam hiç sevmeyecek beni. Hadi kurtardın yine. Tatlılar geldi. Peker'den başlayın servisi, iki canlı ol. Anne gibi konuştun. Benim annem gibi değil ama. Evet, o kilo almayayım diye yemeder habire. Firdevs Hanım kulağı çınladı. ...1219. Heh, işte bu oda. Günaydın. Normal odaya çıkmışsınız Firdevs Hanım. Çok sevindim. İnşallah o çantanın içinde makyaj çantam da vardır. Bu halde çıkamam insan içine. Kendimden sıkıldım. Getirdik tabii, getirmez miyiz? Günaydın. Günaydın. Peyker, şu hastane zımbırtılarından da kurtarın beni çabuk. Ya doğru dürüst bir gecelik getirdiniz üstüme değil mi? Hey, Firdevs Hanım iyileşti. Kafada da bir travma yok, tutarlı konuşuyor. Bana bak, dalga geçmeyin, değiştirin çabuk, hadi. Merak etme, seni güzelce hazırlayacağız şimdi. Bu iyi mi? Şarap rengini getirseydiniz. Neyse, bu da olur. Bu kadar mısınız? Başka kimse yok mu? Adnan Bey nerede? Sen yoğun bakımdayken herkes kapında bekledi. Herkes.
Şimdi de yine seninle ilgileniyorlar, merak etme. Anlamadım. Boş ver şimdi. Hadi değiş üstünü doktor vizite gelmeden. Bunlar bankalara olan borçların ödendiğine dair dekontlar. Bu dosyadakiler büyük borçlar. Büyük bir kısmı ödenmiş. Evet, etrafa kalan borç var. Terzi, kuyumcu. Onların da ufak kalemler olduğunu düşünmeyin. Diğer borcun yanında küçük kalıyor. Tamam. Bunları da kapatıyoruz. Firdevs Hanım iyileşene kadar mali konularla ben ilgileneceğim. Melih Bey'in eski şirketiyle ilgili bir sorun çıkarsa lütfen bana iletin. Tabii Adnan Bey. Mesele kapandı. Thank you.